Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki hücrelerin çoğalarak tümör oluşturması halidir. Yani çoğu kanser türü gibi sinsidir ve hızlı ilerler. Ama onu diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği ise dünya genelinde en yaygın kanser türü olmasıdır. Sizce neden? Bence biliyorsunuz. Evet, tütün. Neyse, bu konuya daha sonra geleceğiz. Her yıl neredeyse 40 bin kişi akciğer kanseri oluyor. Çok değil mi? Peki bu sayı sadece Türkiye'deki hasta sayısı desem? Yani ülkemizde her yıl 40 bin kişinin akciğerlerindeki hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalıp tümörlere dönüşüyor. Ve bu tümörler asla ve asla adı Marla Singer olanlar gibi karizmatik olmuyor. Çünkü öyle şeyler sadece filmlerde oluyor. Gerçekte ise bu tümörler büyüyüp kontrolü iyice ele alıyor. Sonra da halay çeker gibi bütün vücudumuza yayılıyor. Peki bizim elimiz armut mu topluyor? Hayır. Artık kontrolü alma zamanı geldi. Çünkü bundan korunmak bizim elimizde. Tütün ürünlerinden, pasif içicilikten, hatta havayı kirleten bütün etkenlerden korunmak yine bizim elimizde. Peki kendimizi nasıl koruyoruz? Birinci ve dev kural, içmiyoruz. Bir kere o tütünü indir. İndir, indir onu. İçirtmiyoruz ve içenin yanında durmuyoruz. Çünkü istatistikler... Helenistik değil canım. O kadar da eski değil yani. Ya sen şu kamerayı kapatsana. Kapat. Ya kapat. Bak ciğerim. Sen var ya, sigara içen bir erkek olarak bırak doktora gitmeyi. Doktorun kapısında yatmalısın. Yazık o ciğerlerine annem. Yazık. İkinci kural. Bulunduğumuz ortamı yarım saatte bir havalandırıyoruz. Canımızı yolda bulmadığımıza göre evimizi de metrobüsten ve kadim uygarlık 500 T'den daha havadar tutuyoruz. Üçüncü ve altın kural. Kendini ve bedenini dinle. Nefes alırken zorlanıyorsan, sürekli öksürüyorsan, göğüste geçmeyen bir ağrı varsa, iştah kaybı ve zayıflama hissediyorsan hemen değil. Video bittikten sonra hemen doktora gidiyorsun. Uyan Süpermen, uyan! Bir an önce farkına var ve önlemini al. Daha savaşacağım. Peki bunların hiçbirini yapmazsan ne olur? Sabah uyandın. Mis gibi yağmur yağmış. Camını açıyorsun, temiz havayı içine çekiyorsun. Toprak kokusu. Amacık. Çekemezsin. O olmaz işte. Bir dakika. Hem burası kimin evi ya? Böyle toprak falan kokuyor. Mecidiyeköy olur değil mi? Mecidiyeköy'desin sen. Sabah böyle yağmurlu bir gün işe yetişeceksin. Önünden bir taksi geçiyor. Bir ıslık çalsan duracak ama çalamıyorsun. Yok. O yok. Ya da denizdesin. Oh mavi. Billur. Usul yüzüyorsun. Yanında sevgilin. Ah yüzdün. Açıldın. Aşağı bir baktın, ay ne göreyim, deniz kabukları. Hemen cıp dalıp bir tane çıkaracaksın, yarını hediye edeceksin. Amacık dalamıyorsun. Dalamazsın, daldırmaz. Akciğerlerine iyi davranmaz, tütünden uzak durmazsan olmaz. Bu hastalık şakaya gelmez, şakayı sevmez. Şakadan hoşlanmayan bir arkadaşını düşün mesela. Onun sana vereceği tepkiyi 100'le çarp ya da 1000'le çarp. Ya da 10.000'le çarp canım, rakamları boş ver. Rakamı da ben karışmayayım, onu da sen bilir. Her şeyi ben bileceğim. Akciğer kanseri farkındalık kampanyasında da dedikleri gibi. Hayat iki nefes arasında. Kıymetini bilelim. Uzun lafın kısası da hashtag'tir. Unutmayalım, paylaşalım. Hashtag bakciğerim etiketini kullan. Filmi paylaş. Paylaş ki farkındalık çorbasında bir tuzun olsun. İlla ciğerimi de yakacağım ben diyorsan aşktan yak. Sevdadan yak. Bu da buraya not olsun.